Burcu Bilgiç Uçak ben. Diyarbakırlıyım. 1986 doğumluyum. İlk öğretim matematik öğretmeniyim. Lisans ve yüksek lisansımı Dicle Üniversitesi'nde yaptım. Sonra öğretmenlik hayatına başladım. Ben lisansüstü çalışmaya öğretmenliğe başlamadan önce başlamıştım. Ve ilk görev yerim Antakya oldu. Orada 1,5 sene çalıştıktan sonra Diyarbakır'a döndüm. O zamandan beri Diyarbakır'da. 4 sene kadar yine bir ortaokul bünyesinde çalıştım. Öğretmenlik yaptım. Daha sonra 2018 yılında da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ARGE biriminde çalışmaya başladım. Çalışmaya başlayınca şöyle bir avantajımız oluyor. Ülkede yapılacak böyle yeni çalışmalar bakanlık düzeyine ulaştığında sizlere de ulaşıyor. Resmi yazılar kanalıyla. Bunları okulda bir öğretmenken takip edemeyebiliyorsunuz. Ve tesadüfen böyle önüme düşen bir yazıda işte sistem yaklaşımıyla ilgili bir açıklama okudum. Bir ScienceX projesi tanıtım metniydi. Orada ilgimi çekti açıkçası. İlgimi çekince farklı kaynaklardan araştırmaya başladım tekrardan bunu. Nasıl bir çalışma bu, ne yapılır diye. Tabii çok geniş bir dünya olduğunu fark edince araştırmaya devam ettim. Birkaç eğitime katıldıktan sonra aradığım şeyin bu olduğunu fark ettim. Eksik olan kısım disiplinler arası boyutu. Matematik çok soyut kalıyor. Özellikle işte Diyarbakır gibi kırsalda olan işte dezavantajlı bölgelerde gerçekten öğrenciler için anlamlı bir boyuta ulaşmakta çok zorlanıyor matematik dersi. Sayısal zekası çok yüksek olsa bile çocukların günlük hayatta ilişkilendiremediklerini, karşılığını bulamadıklarını ve bunu mesleki kariyere dönüştüremediklerini fark ettim. İstanbul için çok güzel bir araç bence. Zaten bence öğretmenliğin doğasında olan bir şey bu. Bir öğretmen durduğu yerde durup kendi branşını sürdürmekle yetinemiyor. Yetersiz kalıyorsunuz. Karşınız bir sürü pırıltılı zekalar var ve size sorular soruyorlar. Sorguluyorlar bazen sizi. Bu sizin kendinizi sorgulamanıza sebep oluyor. İster istemez bir öğretmen farklı meslek alanlarını da kavramak zorunda kalıyor. Hem işte mesleki rehberlik yapması gerekiyor bazen öğrencilerine hem de kendini çok boyutlu olarak geliştirmek zorunda. Ben matematik öğretmeniyim deyip matematik çalışamıyorsunuz. İyi bir edebiyatçı olmanız gerekiyor bazen. İyi bir tarihçi olmanız gerekiyor. Fen eğitimini, doğa bilimlerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu da sizi ister istemez araştırmalara yöneltiyor. Başladığımda önce ben matematik öğretmeni olduğum için ve istatistik alanında yüksek lisans yaptığım için bana kurumun briefing dosyaları gelmeye başladı. Briefingleri, istatistiklerimizi sen tutacaksın bundan sonra diye. Bir anda bir sürü evrakın içinde boğulmaya başladım. Sonra farklı masalarda farklı arkadaşlarımın başka şeyler yapmakta olduğunu gördüm. Ne yapıyorsun hocam? İşte ben bir teknik destek yazıyorum şu anda. Niye? Neyle ilgili? Özel eğitimli, öğrencilere yönelik, üstün yetenekli öğrencilere yönelik. Benim de aklımda bir takım meraklar oluştu. Tamam, ben de yazayım. Sistem eğitimi çok merak ettiğim bir şey. Teknik destek programı yazdık. Bir eğitim yapmaya karar verdik. İşte bir 40 öğretmeni yapacaktık. Öğretmenlerin buna ilgisini ölçmek için bir başvuru oluşturduk ve 500'e yakın öğretmenin bir anda üstümüze geldiğini fark ettik. Çok ciddi bir ihtiyaç ve istek olduğunu çok şaşırdık. Öncelikle bu kişinin meraklı olması gerekiyor, azimli olması gerekiyor, çok sabırlı olması gerekiyor. Yani mesai saati bir anda benim 9-12-40 iken 8-5'e çıktı. Yaz tatili, sömestr tatili gibi tatilleriniz olmuyor. Bir 8-5 mesai ama çalışma süreniz ise 8-5 değil 7-24 oluyor bir anda. Geceniz gündüzünüz oluyor ve buna gerçekten meraklı ve istekli olmanız lazım. Bir şeyleri keşfetmeniz lazım. ARGE biriminde çalışan bir öğretmene görev verilmediğini fark ettik. Onlara işi verilmediğini. O öğretmen kendisi o işi orada yaratıyor. Bu gerçekten öğretmenlerin yapabileceği bir iş ARGE personeli olmak. Çünkü gelişimsel davranmak, işte yeniliğe açık olmak, belli prosedürlerin dışında hareket edebilmek, o özgürlüğü yakalamak meraklı ve istekli öğretmenlerin yapabileceği bir şey. Birazcık da belki akademik donanım isteyebiliyor. ARGE'de çalışmak için mesela lisansüstü çalışma yapmış olmak öncelikli olabiliyor. Ödül beklemeyen biri olmanız lazım. Birilerinin takdirini ya da teşvikini beklememeniz lazım. Kendi içinizden motive olmanız lazım. ARGE'ye girmenin resmi prosedürü bir CV ve bir dilekçeyle okul müdürlüğüne başvurmaktır. Ben İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ARGE biriminde çalışmak istiyorum diye bir dilekçe yazar. Okul müdürlüğü bunu ilçeye, ilçe ile gönderir. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin strateji geliştirme şubelerine bağlı alt birimdir ve o şubenin müdürüne gider bu konu. Artık CV'sinde yaptığı çalışmalar ve yapmak istediği motivasyona yönelik ihtiyaç olması halinde bu öğretmenle görüşülür ve 6 aylık geçici görevlendirmelerle çalışırlar öğretmenler bu. 6 ayın sonunda ihtiyaç halinde ve karşılıklı talep halinde sürdürülebilir ya da 6 ay dolmadan sonlandırılabilir. Böyle bir yöntemle ARGE'de çalışabilirler.
değişiyor. Proje dönemleri var. TÜBİTAK projeleri başlıyor ve kaç ay sürüyor. Orada gece gün. Eğer bir ofiste hep beraber çalışıyorsanız zaten gün içinde oturup proje yazamıyorsunuz. Ama görüşmeleri sağlayabiliyorsunuz. İlgili akademisyenler, ilgili kurumlar, o bağlantıları sağlıyorsunuz. Yerel yönetimler, kimle temas kuracaksanız projeniz kapsamında. Bunu yapıyorsunuz. Gece de bilgisayar başında oturup sakin kafayla onları yazıyorsunuz. Güzel akıcı bir dil geliştirmeye başlıyorsunuz yavaş yavaş. Bazen sadece masa başında geçiyor. Sürekli de bir düşünme, yazma ve görüşme halindesiniz. Sonra bu projelerin kabul edilmesinin arkasından bir faaliyet dönemi başlıyor. Çok aktif bir dönem o. Bütün o projelerin işte ürününü de görüyorsunuz bu defa. Hayata geçirmeye başlıyorsunuz. İşte finans yönetimi süreci başlıyor. Evrak işleri başlıyor. Çok hareketli ve keyifli geçiyor. Bazen durgunluk dönemi oluyor. O dönemde de oturup planlama yapmaya başlıyorsunuz. Her yılın planlamasını yapacağınız bir sakinlik dönemi olmalı normalde. Böyle yani dalgalı. Bazen 7-24, bazen yarım gün çalışabilirsiniz. Bakanlık tarafından başlatılan çalışmalar, projeler, işte ARGE birim yürütecek dendiği anda zaten bunlar devam ediyor. Stratejik planlama çalışmaları ARGE'lerde yapılıyor. Yani bunların Milli Eğitim Bakanlığı'nın ARGE şubelerine tanımladığı görevler. Bunlar rutin. ARGE'nin şöyle bir yapısı da var. ARGE iki ekipten oluşuyor. ASKE ekibi. Bunlar kaliteyi geliştirmeye yönelik analizler yapar, ihtiyaçları belirler. Bir takım raporlar hazırlar. Belki ilin nabzını ölçer. Bir de proje ekibi var. ASKE ekibinin yaptığı o araştırmaların, sonuçların ihtiyaçlarına göre projeler yazar hayat geçirir. İki ekip birlikte koordineli çalışır. Ama yeri geldiğinde bunlar birbirlerinin de işine dahil olur. Çekici kılan şey bitmiyor olması. Zorunlu, bağlı tutan şey yaptığınız işin sürdürülebilirliğinin konusundaki kaygınız. Yani bir işi özelleştiriyorsunuz, belli bir noktaya getiriyorsunuz ve bırakıp gitme noktasında ne olacak benden sonra oluyor. Çünkü çok ciddi kaynakların heba edildiğini, çok güzel çalışmaların ortada kesildiğini şahit olduk. Ben 4 sene odur ARGE'de çalışıyorum. Çok iyi niyetlerle başlamış şeyler ortada kalıyor ve siz çalışmalarınıza sahip çıkmak için devam etme motivasyonunuz sürüyor bu defa. Aslında ilgi çekici olduğu için değil, o çalışmanın kalitesini korumak için devam ediyorsunuz. Ve her gün yeni bir kapı, yeni bir saha açılıyor. Keşfetme merakı hiç bitmiyor. İlgi çekici olan kısmı da bu sanırım. Devlet bürokrasisi var. ARGE'de çalışan ekipler çok pratik, çok hızlı hareket ederler. Çok pratik ve hızlı karar almanız, hızlı yola çıkmanız, hızlı yürümesi gerekiyor. Ama o bürokrasiye takıldığın zaman işler günlerce, haftalarca bekleyebiliyor. İşte o sizi yorabiliyor bazen, demotive edebiliyor. Yönetimler sık sık değişebiliyor. Her gelen yöneticinin sizi anlaması gerekiyor.